Sevgili izleyiciler, gene ben. Biliyorum hakkımda bir sürü merak edilen soru var, cevap var. Ama şu an Can Bonomo'nun dansının tarihçesini ve nasıl doğduğunu öğreneceğiz. Yanımızda Can Bonomo'nun dans hocası Salih Eldenli'si var. Evet Salih Bey, nereden çıktı bu dans, nasıl oldu? Şimdi Can Bonomo tabii bu dansı kolay öğrenmedi. Yani bizim hayatımız otobüslerde geçti. Benim öncelikle söyleyeceğim şey şu, bu dans kurslarına, dans okullarına bizim halkımız para kaptırmasın gençlerimiz. Bu dans otobüste öğrenilir. Şimdi diyorlar ki mesela Can Bonomo bu dansı nereden öğrendi? Bu tarzı nereden kaptı? İşte bu otobüsten. Bu otobüsten. Bunların hepsi öğrenci. Şimdi Can'la ilgili hep şunu derler. Ulan bu adamın dansını bir şeye benzetiyoruz. Bir yerden bu adamın dansı bir şeye benziyor. Neye benziyor? Neye benziyor? Diyelim ki mesela otobüs sıkışık, tutunacak bir yer yok. İndirelim ellerimizi çocuklar, güzel. Bakın tutunacak yer arıyoruz. Hep beraber başlayın Can Bonomo dansına. Herkes bir yere tutunmaya çalışıyor. Bak tam Can Bonomo dansı. Başka sanatçılar da var mı? Bir Soner Sarıkabadayı tekniği vardı. Hep beraber gösterelim isterseniz. Mesela otobüs biraz boşaldı. Hemen tutacak bir yer buluyoruz kendimize. Herkes ben de tutabilir miyim? Tabii. Bulduktan sonra tutunacak yeri. Bu sefer otobüsün gidiş hızına göre kendimizi sallamaya gayret ediyoruz. Sanki birinin üzerine düşecekmiş gibi. Bakın. İşte Soner Sarıkabadayı bu otobüsten çıkmadı. Peki başka şarkıcılar var mı? Örneğin otobüs hızlandığı zaman ne oluyor? 90 kilometrenin üzerine şayet otobüs çıkarsa ve mıcırlı yola girilirse direkt Yıldız Tilbe dansı başlıyor. Hop de! Bak, başladı bak. Peki bütün bu konsepti otobüste mi bağladınız? Mesela otobüs durduğunda ne oluyor? Otobüs durduğunda çok enteresan bir dans ortaya çıkıyor. Mustafa Ceceli dansı. O da mı buradan? Tabii durduğunda Mustafa, ama ben ön tarafta göstereyim onu size. Bakın işte bu mesela Mustafa Ceceli dansı. Dans yokmuş gibi geliyor önce. Ayaktaki titremeyi görüyor musunuz? Alttan vuruyor. Biz Mustafa'ya bunu ben 8-9 ayda öğrettim. Ama şimdi ekranda izleyince bir abisi olarak çok gurur duyuyor. Ekmeğini yiyor bunu, değil mi? Ekmeğini yiyor tabii. Bakın gördüğünüz gibi dansların da bir tarihçesi var ve nereden nereye geliyor. Salih Bey, bu dans ilk olarak kimle başladı? Mustafa Sandal dansıyla başladım ben. Yani çıkışı çok enteresandır. Herkes bu harekete aya benzer yüreğim hareketler değil. Bu hareket ilk benim öğrencilik yıllarıma dayanır. Otobüse bindiğiniz anda şoföre akbiliniz yoksa şayet bana dokunma, akbilim yok ama gönlümdesin. Hani biraz utangaçta şoför onay verdiği zaman da bir selamla bunu hallediyoruz. Bir öğrenci arkadaşımızı da görelim isterseniz. Evet, bakın, çok buyurun. Şey oluyor. Türk televizyonlarında ilk defa. Sevgili seyirciler, gene Türkiye'nin bilinmeyen bir önemli bir olayını ışık tuttuk. Hoşça kalın.